Yeni sistemin ilk seçimine artık sadece saatler kaldı. 56 milyon seçmen yarın sandığa gidecek, tercihini yapacak. Peki oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte yanıtı. Nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Yeni sistemin ilk seçimi yarın. 56 milyon 322 bin seçmen sandık başına gidecek. Nerede ve kaç numaralı sandıkta oy kullanacağınız seçmen bilgi kağıdında yazıyor. Ama seçmen kağıdınızı unuttuysanız ya da hiç gelmediyse panik yapmayın. Çünkü nerede oy kullanacağınızı YSK'nın internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Ve seçmen kağıdınız olmadan da oy kullanmaya gelebilirsiniz. Yani yanınıza almanız gereken nüfus cüzdanınız. O yoksa TC kimlik numaranızın olduğu ehliyet ve pasaportla da sandık başına gidebilirsiniz. Oy kullanacağınız yere geldiğinizde sandık kurulu size iki pusula tek zarf verecek. Biri cumhurbaşkanı, diğeri milletvekili seçimi için. Kabine cep telefonuyla girmek yasak olduğu için telefonunuzu sandık kuruluna teslim edebilirsiniz. Kimliğinizi verdikten sonra pusulaları, zarfı ve mührünüzü alacaksınız ve sizin için hazırlanmış olan bu kabinlere girerek oyunuzu vereceksiniz. Saat 8'de açılıp 17'de kapanacak sandıklar. Oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Cumhurbaşkanı seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken tek nokta mührü diğer adayın sütununa taşırmamak. Aynı sütun üzerinde birden fazla oy bassanız bile oyunuz geçerli sayılıyor, boşa gitmemiş oluyor. YSK işte böyle örnek şablonlarda hazırladı. Örneğin oyunuz ittifaktan yana, yapmanız gereken tek şey işte burada ittifak yazan bölüme mührünüzü vurmak. Hem ittifak bölümüne hem de ittifak çatısı altındaki bir partiye oy verirseniz vermiş olduğunuz o oy ittifaka verilmiş sayılacak. Hem ittifak çatısı altındaki partilere hem de bir başka partiye mühür vurursanız oyunuz geçersiz sayılacak. Oy pusulasını yırtarsanız ya da başka bir işaret koyarsanız oyunuz kabul edilmeyecek. Son adımsa iki pusulayı dikkatlice katlayıp tek zarfa koymak. Sandığa attığınız zarfla vatandaşlık görevinizi yerine getirmiş olacaksınız.